Nikola Tesla ve metalaşmamış bilim. 10 Temmuz 1856 yılında Hırvatistan'ın Semilyan şehrinde doğan Nikola Tesla, küçüklükten beri rüzgar, nehirler ve şimşeklerden etkilenmiş, merak etmiştir. Ve bu onu şimşeklerin efendisi yapacaktır. Kariyerine 1881 yılında Budapeşte şehrinde bir Amerikan telefon şirketinde elektrik mühendisi olarak başlamıştır. Bir gün arkadaşıyla parkta yürürken yere çizdiği yeni elektrik motoru fikri indüksiyon motoru patentine dönüşür. Ve bu müthiş fikir günümüzde aletlerden tertibatlara, arabalara, endüstriyel sanayilere kadar her yerde kullanılmaktadır. Tesla bu buluşu için, alternatif akım için ürettiğim ilk motor zihnimde canlandırdığımla aynıydı. Zihnimde gördüğüm resimleri ürettim ve tam beklediğim gibi çalıştı demiştir. 1884 yılında 28 yaşında cebinde Edison'a yazılmış referans mektubu ve az bir parayla Amerika'ya taşındı. Mektupta iki büyük adam biliyorum. Biri sizsiniz, diğeri bu genç adam yazılıydı. Edison onu işe aldı ve daha sonra şirketin jeneratörlerini 50 bin dolar ikramiye karşılığında yeniden tasarlamasını istedi. Tesla çok kısa zamanda harika bir iş çıkardı ve hakkı olan parayı Edison'dan istediğinde parayı vermemesi üzerine Tesla şirketten istifa etti. Ve akım savaşlarına gidecek olan ilk gerginlik başlamış oldu. İlerleyen yıllarda Tesla, Edison'un doğrusal akımına karşı alternatif akımı keşfetti. Alternatif akımın genliği ve yönü periyodik olarak değişen olması daha cazip olmuştu. Milyoner bir girişimci, Tesla'nın icatlarının uzun mesafe güç iletimini başarabileceğini düşünerek patentleri 60 bin dolar ve Westinghouse şirketinde yüklü bir hisse karşılığında satın aldı. Alternatif akım başarılı olursa Tesla zengin olacaktı. Ve bunu önlemek için Edison bir karalama politikası yürüttü. Hatta alternatif akımın kontrol edilemez ve öldürücü olduğunu göstermek için maymun fil gibi canlılara alternatif akım vererek öldürdüğü de söyleniyordu. 1895'te Tesla'nın laboratuvarında yangın çıktı ve her şey kül oldu. Ama o bu karanlıktan daha aydınlanmış olarak çıktı. Tesla kompleks bir jeneratör ve trafo sistemi tasarlayıp mühendisliğini yaptı ve 1896'da ilk uzak mesafe alternatif akım hidroelektrik santrali devreye girdi. Böylece Buffalo şehri aydınlandı. Niagara şelalesinden saniyede 3 milyon litre suda 2,5 milyon kilowatt elektrik üretir. Ama Tesla daha büyük bir hayalin peşindeydi. Dünya çapında iletilebilen kablosuz enerji. 1899 yılında Colorado çayırlarında kablosuz enerji deneyleri yapmaya başladı. Onun büyücü olduğunu ve Tanrı'nın işine karıştığını düşünenler oldu. Hatta uzayla iletişime geçtiği dahi iddia edildi. Bunların sebebi Tesla'nın zamanının ötesinde bir dahi olmasıydı. 1898'de uzaktan kumandayı icat eden Tesla, 2 metreden kontrol edilebilen bir gemiyle gösteri yaptı. Tesla'nın bir mekanik osilatör yani deprem makinesi yaptığı da iddia edildi. Prensip, her şeyin rezonans frekansı olduğu ve bir osilatör gibi dış kuvvetle uyarı arttırılırsa her malzemenin parçalanabileceğiydi. Tesla da inşaat halinde bir binada bunu kullandığını söyledi. Birkaç saniyede binanın titremeye başladığını hissettim. 10 dakika daha devam etseydim binayı ve sokağı yıkabilirdi. Aynı cihazla Brooklyn Köprüsü'nü bir saatten kısa süre içinde East River'a indirebilirdim, diyordu. 1909'da Nobel ödülü radyonun icadı sebebiyle ünlü bilim adamlarından Marconi'ye verilir. Ancak Marconi'nin Tesla'nın patentlerini kullandığı çok sonra anlaşılır ve patentler gerçek sahibine verilir. Tesla bu durumla ilgili, "Marconi iyi bir dost.
17 adet patentimi kullanıyor. Bırakın devam etsin, demiştir. Garip takıntıları olan Tesla, güvercinlerle dostluk kurduğunu, hatta bir tanesiyle ilişkisinin olduğunu söylemiştir. İnsanlarla el sıkışamayan, aşırı titiz ve hayatındaki her şeyin üçün katı olmasına takıntısı olduğu yine garipliklerinden biridir. 7 Ocak 1943 itibariyle 26 ülkede kendisine ait 300'e yakın patenti bulunan büyük deha, son yıllarını New Yorker Otel'de tek başına geçirmiştir. Tabii ki oda numarası yine 3'e bölünebilir olmalıdır. 3327. 7 Ocak 1943 yılında New Yorker Oteli'nde hayatını kaybetmiş ve öldükten sonra otel sahibi bu odayı ona ithaf etmiştir. Para insanların kendine biçtiği kıymete haiz değildir. Benim bütün param deneylere yatırılmıştır. Bunlarla yeni keşiflerde bulunup insanoğlunun yaşamını biraz daha kolaylaştırmasını sağlıyorum, diyen bu deha, bilimin metalaşmasına karşı tepkisini örnek yaşamıyla göstermiştir.